Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi bugün tatil günü. Selim arkadaşımla beraber işte bir araya geldik, oturduk, yemek yedik, sohbet ediyoruz. Tabii her zaman olduğu gibi sizleri de unutmuyoruz. Şimdilik acaba hangi konuya değinsek diye düşünürken aklıma birden şey geldi. Şu masatların yüzeyindeki kaplama ile ilgili sorular var insanların kafasında. Yanlış bilinen bazı şeyler var ya da yanlış yapılan uygulamalar var. Biraz bu konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdiki şöyle söyleyeyim. Masatlarımızın yüzeyinde fabrikasyon olarak kaplama var. Bildiğiniz üzere o yüzeyindeki o parlak gri olan kısım kaplama. Kaplama koyu renk de olabilir bu arada. İlla açık renk olacak diye bir şey değil. Koyu renk de olabilir. Şimdi arkadaşlar genellikle bu sektördeki arkadaşların yanlış anlamış olduğu bir durum var. O da şu. Masanın yüzeyindeki kaplama kalkarsa masat açılmış masat konumuna geçer gibi bir algı var. Bu tamamen yanlış arkadaşlar. Masanın yüzeyindeki kaplama gittiği zaman masat açılmış konuma geçmez. Kestirecek haline gelmiyor. Tabii kestirecek anlamına gelmez yani. Masanın yüzeyindeki kaplamanın olmasının sebebi arkadaşlar bıçak üretici, özür diliyorum, masat üreticileri masadı üretiyorlar. Sonradan bu masat beklerken ya da müşteriye ulaştığında yani tüketiciye ulaştığında kullanırken pas yapmasın, korozyon, oksit vesaire ne derseniz deyin yapmasın diye yani dış etkenlerden korumak için yapılan bir uygulama. Yani Yani kaplama bu işe yarıyor. raf ömrü uzun He, olsun. tabii. Çünkü eğer kaplama olmasa orada bekleye bekleye ya da ıslak kalırsa pas yapar. Aynen. İşte yüzeyi bozulur, karıncalanma Eğer yapar daha rutubetli bir sonra. ortamda paslanır ya da bozulur gibi anlamında. Aynen öyle. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kaplama kalktığı zaman masat açılmış masat anlamına gelmez. Ama şöyle bir durum var. Zaten bu yanlışlık şuradan geliyor. Bugün açılmış masatlara baktığımızda yani benim kendi masadımı siz biliyorsunuz. Açılmış masatlara baktığımızda hiçbirinin yüzeyinde kaplama yok. Zaten yanlışlık buradan başlıyor. He, demek ki kaplama gittiği zaman masat açılmış oluyor diyor. Ama öyle değil arkadaşlar. Şimdi bakın. Açılmış masat demek yani bıçakla masat çalışa çalışa her zaman söylediğim gibi metalin metale sürtünmesinden dolayı oluşan yüzey bıçağın kesmesini sağlıyor. Yani masat açılmış duruma geliyor. Şimdi bu kaplama olayın neresinde? Onu söyleyeyim. Arkadaşlar, şimdi metalin metale sürtünmesinden dolayı haliyle bir aşınma var. Aşınma olduğundan dolayı da sürtünmeden dolayı aşınma olduğundan dolayı da haliyle arkadaşlar masanın yüzeyindeki kaplama gidiyor, kalkıyor sürtünmeden dolayı. Yani masat bıçakla çalışa çalışa kaplama kalktığından dolayı masat kestirmiyor arkadaşlar. Sürtünmeden dolayı masanın yüzeyi aşınıyor. Aşınmaya bağlı olaraktan da haliyle kaplama kalkıyor. Anladın mı? Anladım. Yani bugün bir arabanın kaportasını düşünün. Arabanın kaportasını düşünün. Zımpara sürdüğünüzde metali aşınmak için zımpara sürdüğünüzde ne oluyor? Boya da kalkıyor. Metalin aşınmasıyla beraber boya da Aynen. kalkıyor. Yani boya da zarar görüyor. Aynı masat olayı da bu şekilde arkadaşlar. Siz masada bıçağınızla masat attığınız zaman masanın yüzeyinde metalin metale sürtünmesinden dolayı bir yüzey oluşuyor. Aşınma yüzeyi. Aşınma yüzeyiyle beraber şey de kalkıyor. Kaplama da kalkıyor. Yani kaplama haliyle kalkmış oluyor. Anlatabildim mi? Şimdi bazen masanın yüzeyindeki kaplamayı kaldıran arkadaşlar oluyor. Biz bunu yaptık arkadaşlar. Hem de kaç sene önce yaptık. Çeşitli şekillerde masanın yüzeyindeki kaplamayı kaldırdık. Siz bugün masanın yüzeyindeki kaplamayı kaldırdığınız zaman masanın kestirmesi için oluşan bir yüzey oluşturmuş olmuyorsunuz. Sadece masanın yüzeyindeki kaplamayı kaldırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Masat açılmış masat olmuyor. Bugün masanın yüzeyindeki kaplamayı kaldırdığınız zaman o zaman içerisinde çalıştıkça aşınması gereken yüzey sizin karşınıza bu sefer çıplak olarak çıkıyor. O yüzden arkadaşlar tekrar söylüyorum masanın kaplaması masanın kestirmesiyle alakalı değildir.
masanın yüzeyindeki kaplamanın kalkmış olması masanın açılmış masat olduğu anlamına gelmez. O yüzden benim size tavsiyem arkadaşlar toprağa gömerek, işkembeye gömerek ya da sirkeli suda bekleterek ya da direkt sirkenin kendisinde bekleterek ya da elektroliz sistemiyle ya da asit kullanarak yani her ne şekilde olursa olsun arkadaşlar hiçbir şekilde masadın yüzeyine herhangi bir işlem yapmayın masadı kaplamasını kaldırmak için. Kaplamayı sadece kaldırmış olursunuz. Masadın kestirmesine hiçbir etki edemezsiniz arkadaşlar. Hiçbir etki edemeyeceğinizin garantisini de ben veriyorum. O yüzden arkadaşlar masadın yüzeyindeki kaplama yalnızca ve yalnızca masat ile bıçağın çalışmasıyla beraber oluşan aşınmadan dolayı kaplama kendiliğinden kalkar arkadaşlar. Bakın tekrar tekrar söyledim. Kaplama kendiliğinden kalkar. Kaplamayı yapay yöntemlerle siz kendiniz kaldırırsanız o masat açılmış masat anlamına gelmez. Gelmediği gibi arkadaşlar masada ıslak bırakırsanız, nemli bırakırsanız, bir yere temas eder halde bırakırsanız ya da kanlı bırakırsanız vesaire vesaire ne söylerseniz söyleyin. Masanızın yüzeyinde oksitlenme, korozyon başlar arkadaşlar, paslanma başlar. Bunun bir sonraki evresinde de masanın yüzeyinde karıncalanma dediğimiz olay başlar. Eğer onun da önüne geçemezsiniz artık masanızın yüzeyi bozulmaya başlar arkadaşlar. O yüzden benim size tavsiyem kesinlikle masanızın yüzeyine kaplamayı kaldırmak amaçlı herhangi bir işlem yapmayın arkadaşlar. Yani şimdi kaplama kalktıktan sonra esasında tabii kaplama kalkacak. Ondan sonra masanın yüzeyindeki kılcal çiziklerin de evet. Çalıştıkça kaybolması lazım. Tabii yani. Aynen şimdi öyle. Neticesinde sıfır masanın üstünde dik yani böyle yatay şekildeki çizgilerin kaplama kalktıktan sonra bunların evet. da yenmesi lazım. Masatın düzgün bir anlamda kestirmesi için. Evet. Şimdi her ne kadar bu masatlar yapılırken çok hassas makinelerle, cihazlarla yapılıyor olsa dahi masanın yüzeyinde o yapılan, yani masanın imalatı sırasında yapılan işlemin kalıntıları oluyor. Yani ince çizgiler. Şöyle düşünün. Yağ taşı ne kadar pürüzsüz öyle değil mi? Yani yağ taşı inanılmaz pürüzsüz. Yüzeyi cam gibi. Ama bıçağı nasıl aşındırıyor? Aşındırdığını bir kenara bırakın. Bıçağın ağzına bile kıla yaptırıyor. Yani o kadar düzgün bir yüzey. Kaldı ki masadın imalatı sırasında masadı üreten cihaz ya da makine her neyse torna mıdır CNC midir artık orasını bilmiyorum. Yapan cihaz, masada üreten cihaz arkadaşlar masanın yüzeyinde o ince çizgileri oluşturuyor. Zaten masanın açılması nasıl oluyor? Metale sürtünmesinden dolayı o üretim sırasında oluşan işlemin tamamen masanın yüzeyinden silinip masanın yüzeyinin dümdüz olmasıyla masat açılmış hale geliyor. Bu da zamanla oluyor arkadaşlar. Hemen de olmaz. Şimdi soruyorlar bazen masat ne kadar sürede açılır? Arkadaşlar bunun tam bir zamanı yok. Bu görecelidir. 3 ayda da fark eder. 5 ayda da, 10 senede de, 20 senede de yani. Benim masadım 60 senelik öyle söyleyeyim şu anki haliyle yani. O yüzden arkadaşlar tekrar söylüyorum. Masanızın yüzeyine kaplamayı kaldırmakla ilgili herhangi bir yapay bir işlem yapmayın. Size hiçbir faydası olmadığı gibi aksine zararı olur. Söylemek istediğim bir şey var mı? Aslında şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi Furkan arkadaş dediği gibi yani. Şimdi 1960 yapımı masat var Furkan'da. Yani bu 60 yılda kestirecek anlamına gelmiyor yani. Düzgün çalışan, evet. Ya düzenli olarak kullanılan bir masat kaplama attıktan sonra bir de o masatın yüzeyindeki o çizgileri veren makinenin adı ovalama makinesi. Ovalama makinesinin yaptığı çizgiler kaybolmaya başladığında yani Furkan arkadaşımın misal masatını biz görüyoruz yani yüzeyi ayna gibi. Yani o çizgiler kaybolmaya başladığında masat artık bir nevi yani zaten kendini gösteriyor yani bıçakta. Kestirmeye başlıyor. Yani normalde kaplamanın atması üstünden aynen dediği gibi Furkan'ın. Kaplamanın masatın üstünden atması bıçağı kestirecek anlamına gelmez. Yani zaten her atan kaplama da bıçağı işte bu masat işte kaplama attı bu bıçak işte artık bu masatla çalışır keser anlamına gelmiyor yani. Önemli olan bıçağın yüzeyindeki çizgilerin gitmesi. Aynen. Masatın yüzeyindeki çizgilerin gitmesi yani. Bu ovalama evet. makinesinin yani masatın yüzeyine verdiği çizgiler yavaş yavaş kaybolmaya başladığında aynen. masat aslında bundan sonra olmaya başlıyor yani. Aynen. Masat anlamına geliyor. O bahsettiğin ovalama makinesinin masatın yüzeyinde yapmış olduğu o izler var ya zaten yeni masatların bilenmiş bıçakta kıla yaptırmasının sebebi o. Yani. Masatın yüzeyi çok çünkü düz değil, pürüzsüz değil. İzler olduğundan dolayı zaten bıçak bu yüzden kıla yapıyor arkadaşlar. Ya bu esasında şimdi bu ovalama makinesinin masatın yüzeyinde diş yapmasının sebeplerinden bir tanesi de yüzeyine attıkları kaplama
çok ince olduğu için yani normalde yüzey gerçekten yani gerçek anlamda cam gibi taşlanmış bir yüzey olsa yani masat herhangi bir çalışmada çok çabukça kaplama yüzeyinden atar. Bu sefer altındaki misal örnek veriyorum masa çünkü çok sert bir çelik olduğu için yani altında bu sefer çıkan yüzey sizi tatmin etmez. Yani bu aslında o dişleri siz kendiniz ya da biz yani kendimiz bıçakla açtığımızda yani istediğimiz yüzeye biz kendimiz ulaşmış oluyoruz yani. Aynen öyle. Şimdi Fedik markasının polish modeli var. Polish. Aynen. Bunun yüzeyi bildiğin cam gibi. Cam gibi. Ya, hiç diş yok. Cam gibi. Ama o da olmuyor arkadaşlar. O da çözüm değil yani. Biz öyle de yüzey istemiyoruz. Bizim istediğimiz yüzey arkadaşlar bıçakla masanın çalışmasıyla yani tamam, metalin metale sürtünmesinden dolayı oluşan yüzey arkadaşlar. Yapay yüzey de olmuyor. He şunu da ilave edeyim. Yapay yüzey ya da kaplaması üzerinde olan ya da fabrikadan çıkmış olduğu haliyle kullanılan masat hiç mi kestirmez? Kestirir. Ama biz şu an burada açılmış masattan bahsediyoruz arkadaşlar. Diğer masatlar da kestirir. Kestirmez diye bir şey yok. Ama bu kestirmenin de göreceleri var. Atıyorum benim dediğim şekilde açılmış masat atıyorum 10 üzerinden 8 kestirir. FD'nin polish modeli yapay yüzey 10 üzerinden 5 kestirir arkadaşlar. Ya da sizin kaplamayı kaldırdığınızda ya da kaldırmadığınızda yüzey oluşmadıysa o da atıyorum 10 üzerinden 6 kestirir. Benim söylemek istediğim tam anlamıyla açılmış masat nasıl olur bu. Bu arkadaşlar yani benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.